Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Sigara hiçbir yararı olmayan ama birçok organda birçok zararı olan bir maddedir. Kesinlikle kullanılmaması gerekir. Özellikle koroner kalp hastalığı olan, daha önceden tespit edilmiş koroner kalp hastalığı olan, bypass ameliyatı olmuş, kalp krizi geçirmiş insanların sigara içiyor. Biz bunu tabii rastlıyoruz klinik pratiğimizde. Sigara içiyor olmaları bu intiharla eşdeğer gibi bir şeydir. Mutlaka sigaradan uzak durmak gerekir. Çünkü bizim yapacağımız hiçbir tedavinin bir faydası olmuyor sigara içen bir kişiye. Siz ne kadar damar genişletici veyahut da kolesterol ilacı verirseniz verin, hiçbir faydası olmuyor. Şu özellikle bypass ameliyatından sonra yeni takılan damarlar sigara açısından daha hassastır. Sigara içilirse daha kısa sürede tıkanır. Örneğin şeker hastalığı da var ise daha da hızlanır. Bizim taktığımız damarların genellikle, çünkü biz oldukça, şunu da söylemek isterim ki, bu konuda oldukça deneyimli bir ekibiz. Yaklaşık 20 bin civarında bizim ameliyat yaptığımız hasta vardır. Avrasya Hastanesi'nden önce Şafak grubunda 11 bin ameliyat yaptık. Daha önce ben Koşuyolu Kalp Hastanesi'nde klinik şefliği yaptım. O zamanlarda da en az 10 bine yakın ameliyata girme tecrübemiz vardır. Epeyce bir kalp nakli deneyimimiz oldu. Sadece koroner kalp hastalığı değil, birçok alan diğer kalp hastalıkları anlamında da epeyce tecrübeli bir ekip olarak ve bu kadar çok hastayla da karşılaşmış bir ekip olarak şunu söyleyebiliyoruz ki sigara kesinlikle içilmemesi gereken, bize tekrar damarları tıkanarak dönen hastalarımızda da en çok gördüğümüz şey, en önemli şeylerden bir tanesi sigaraya devam etmeleridir. Dolayısıyla sigaradan mutlaka uzak durmak gerekiyor. Diğeri işte şeker hastalığı varsa mutlaka iyi kontrol etmek gerekiyor. Çünkü bu takılan damarlar şekere de son derece hassastır. Eğer kan şekeri 400-500'lerde seyreden bir kişiyseniz taktığımız damarların birkaç sene içerisinde tıkanma ihtimali maalesef yüksektir. Dolayısıyla yapılan ameliyat boşa gider. Onun dışında yaşam biçimi anlamında da biraz önce söylediğim gibi biz özellikle bir ay geçtikten sonra, birinci aydan sonra düzenli yürüyüş öneriyoruz. Biraz önce söylediğim gibi haftada 4-5 gün 4-5 kilometre yürümek son derece faydalıdır. O bakımdan egzersiz hayatın içinde olmalıdır mutlaka. Kilo almamak gerekiyor. Alınacak olan kilo, karbonhidrattan ağırlıklı beslenilmesi durumunda kilo almak kaçınılmazdır. Dolayısıyla da karbonhidrattan daha az karbonhidratla beslenmekte son derece fayda vardır. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.